İyi akşamlar arkadaşlar. Online C# dersimizde bugün 51. dersimizi gerçekleştireceğiz. Ne yapacağız bu akşam? Rastgele lig grup kura uygulaması gerçekleştireceğiz. Hani mesela Şampiyonlar Ligi üzerine bir örnek yapacağız. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki 32 takımı aynı ülke takımları aynı grupta olmamak şartı ile 4'erden 8'ler 8'li 8 tane gruba atacağız. Hani dediğim gibi aynı ülke takımları aynı grupta olmayacak. Bunun kontrolünü sağlayacağız. Böyle bir uygulama gerçekleştireceğiz. Dilerseniz başlayalım. Ne diyelim? Şöyle kura çekimi diyelim. Kura çekimi dedik. Formumuz yüklensin. Formumuz geldi. Şimdi formumu büyüttüm. Önce ne yapacağım biliyor musunuz? Önce şimdi Şampiyonlar Ligi kura çekimlerinde şöyle bir şey yapılıyor. 4 tane torba oluyor. Bu 4 torbadan her torbadan birer tane olmak üzere takımlar çekiliyor. Toplamda 8 tane grup oluyor. Her torbada 8 tane takım oluyor. İşte mesela A grubu için birinci torbadan bir tane, ikinci torbadan bir tane, üçüncü torbadan bir tane, dördüncü torbadan da bir tane şeklinde toplamda her grupta 4'er tane olmak üzere 8 gruptan 32 takım bu şekilde gruplara ayrılıyor şeklinde oluyor dedik. Şimdi ilk önce ne yapalım biliyor musunuz? İlk önce bizim ihtiyacımız olan bir sınıfımız var. Sınıf kullanmadan bunu yapmak biraz sıkıntılı olabilirdi. O yüzden sınıf yardımıyla gerçekleştireceğiz. Proje kısmına geliyorum. Add class diyorum. Buradan class'ımın ismi Takim olacak. C#uygulamalar.com'dan aldım bu örneği. Oraya bakarsanız hani daha detaylı birçok örneğe ulaşabilirsiniz. Class Takim dedik. Takım adında sınıfımı oluşturdum. Şimdi iki tane private string değerimi oluşturayım. Önce ilk için diyeyim ki private string takım ismi. Private string takım ismi. Noktalı virgülümü koydum. Şu ismini büyük yazalım. İsmi. Bir de private string takım ülke diyelim. Private string takım ülke olsun. Noktalı virgülümü koydum. Sonra public değerimi açıyorum. Hani OOP derslerini izleyen arkadaşlar artık private erişim belirleyicilerinin işte public'in ondan sonra kapsüllemenin, kalıtımın ne olduğunu az çok kavramışlardır. Public takım parantezimi açıyorum. Diyorum ki şöyle şurada açalım parantezimizi. String isim virgül string ülke dedik. Ondan sonra süslü parantezimi açtım. İndim aşağı. Takım ismi eşittir. İsim noktalı virgül. Takım ülke eşittir. Ülke noktalı virgülümü koydum. Süslü parantezimin altına iniyorum burada. Diyorum ki public string team name. Team name diye bir değişken adı oluşturalım. Şöyle, takım adı. Bunun takım adı halinde şeyde kullanacağız. Normal form kodları içerisinde kullanacağız. Public string team name dedim. Süslü parantezimi açtım. İndim aşağı. Get diyorum. Bir süslü parantez daha açtım. Get dedikten sonra diyorum ki return bana takım ismini döndür. Takım ismi. Noktalı virgül. Buraya geldim. Set diyorum. Hani sınıf kısmı biraz karışık gibi duracak ama kodları yazmaya başlayınca neden sınıf kullandığımızı, işte burada get ve setlere neden ihtiyaç duyduğumuzu anlaşılacağını düşünmekteyim. Get ve set dedik. Ondan sonra takım ismi eşittir voley. Takım ismine ne olacak? Formlarla oluşturmuş olduğumuz bir değeri voley'i vereceğiz. Şuraya bir süslü parantez daha koyduk ve indik aşağı. Ondan sonra ikinci bir public string değerimi oluşturuyorum. Public string. Bu kez ne diyeceğim? Team country. Takım ülke. Yani o takım hangi ülkeye ait? Amacımız ne? Aynı takımlar, şey, aynı ülkeden olan takımların aynı gruba düşmemesi. Get diyoruz. Süslü parantezimizi açtık. Return. Aynı yukarıda şurada olduğu gibi takım ismi yerine bu kez takım ülke adlı alanımı geri döndüreceğim. Geldim buraya. Set diyorum. Süslü parantezimi açıyorum. İndim aşağı. Diyorum ki takım ülke eşittir. Vali noktalı virgülümü koydum. Sonra geldim buraya. Şimdi en son yapmış olduğumuz OOP dersimiz
48 mi? 48. ders sanırım. Tam emin değilim de. Orada override metodunu kullanmıştık. O dersi izlemeyen arkadaşlar varsa o derse bir baksınlar bundan önce. Hani orada override metodunu neden kullanmıştık? İşte orada override metodunu neden kullanmıştık? Kapsülleme, kalıtım ve çok biçimli diye bir baksınlar. Ondan sonra bu kısma tekrar gelirlerse çok daha rahat bir şekilde anlaşılacaktır. Public override string dedik. String şöyle to string diyelim. To string parantezimizi açıp kapattık. Sonra süslü parantezi açalım. İnelim aşağı. Şurada bir isim. Return takım ismi artı tire takım ülke. Hani orada da yapmıştık ya biz mesela override metodundan sonra ne yapmıştık? İşte bir ekmek örneğimiz vardı. 4 tane ekmek değeri çağırıyorduk. Burada da ben neyi döndürmesini istiyorum return değeri olarak? Takım ismini bir de arasına bir tire koyalım. Takım ülkesini döndürmeyi istiyorum. Bu şekilde sınıfımı oluşturmuş oldum. Sınıfla ilgili belirtilecek şeyler bu kadar. Devam edelim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi geldik işin biraz tasarım kısmına. Şimdi tasarım için şöyle bir şey yapalım. Önce 4 tane list box ekleyelim. Bu list box'lar bizim torbalarımız olsun. Hani dedik ya her torbada 8 tane takım bulunacak diye. Şöyle torbalarımızı ekleyelim. Bu bizim birinci list box'ımız. Şöyle bu şekilde kalsın. Başına bir tane label ekleyelim hemen. Formun da arka planı ilgili şöyle bir bağımsız yapalım buradan. Ne yapalım ne yapalım. Şöyle koyu yeşil bir renk yaptık. Şimdi bunu şurada label 1 diye onun ismini değiştirelim hemen. Birinci torba diyelim. Birinci torba dedik. Birinci torba dedikten sonra fontuyla da biraz oynayalım. Şunu fontunu da biraz daha büyütelim. Daha okunaklı olsun. Şöyle 12 olsun size. Listbox 1 dedik. Bu benim birinci torbam arkadaşlar. Şimdi sırasıyla diğer 3 torbamı da oluşturacağım. Çok mu büyük? Çok büyük değil sanırım. Ya. Ctrl C diyelim. Ctrl V. Bu ikinci torbam olacak. Üçüncü torbam. Biraz daha büyütelim şöyle formumuzu. Bu da benim dördüncü torbam olacak. Hemen label'ların isimlerini değiştirelim şöyle. İkinci torba. Üçüncü label. Üçüncü torba. Ve dördüncü label da benim dördüncü torbam olacak. Yalnız bunları listbox 1, listbox 2 demeyin de bunlara program içerisinde kullanabileceğimiz isimler verelim. Mesela neler verebiliriz bunlara? İşte LST torba 1, LST torba 2 şeklinde isimler verebiliriz. Şöyle birinci list box'ımıza tıklayalım. Bunun ismini LST torba 1 yapalım. Aynı işlemi bunlar için de gerçekleştirelim. LST torba 2. Bunu doğru yazdık mı? Tamam. Buraya LST torba 3. Tamam. Ve son list box'ımız LST torba 4 olacak. Bu şekilde 4 tane torbamızı oluşturmuş olduk. Şimdi ne yapacağız? Form yüklendiği zaman ilk önce takımları torbalara atacağız. Daha sonra şey form yüklendiği zaman takımları hafızaya alacağız. Daha sonra işte bir butonla takımları torbalara dağıtacağız. Diğer butonla takımları gruplara dağıtacağız. Şimdi gruplar için de list box'lar oluşturalım ama şöyle bir şey yapalım. Şöyle tasarımını biraz daha düzgün yapmak için şöyle grup box'lar ekleyelim. List box'larımızı grup list box'larımızı grup box'larımızın içerisine ekleyelim. Nasıl? Mesela şöyle. Bir taneyi yaptıktan sonra zaten diğerlerini kopyala yapıştır yapabiliriz. Bu mesela list box 1 benim birinci list box'ım. Birinci grubum. A grubu olacak mesela. Şöyle biraz daha büyütelim. Ortalayalım. Şunun arka plan rengini değiştirelim. List box'ın arka plan rengi ne olsun mesela? Şöyle gümüş rengi dedik. Farklı bir renk yapalım. Şöyle pembe bir renk olsun mesela. Şunu da ortalayalım. Bir de grup box'ın ismini değiştirelim. Grup box'ın ismi A grubu olsun. A grubu. A grubu list box benim A grubu grup box'ım bu oldu. Sonra B grubu için işte B grubu olacak. Biraz daha mı küçültsek? Şöyle list box'ı da biraz daha ortalayalım. Aynı fontu kullanalım. Ctrl C. Ctrl V. B grubu. C grubu. D grubu. Formu da biraz büyütelim şöyle. Şu
üst kısmı da biraz ortalayalım. Şimdi şu grup box'larımızın baş harflerini değiştirelim hemen. İkinci list box B grubu. Üçüncü list box C grubu. Dördüncü list box'ın D grubu olacak. Biraz daha büyüteceğiz şöyle. Kopyalayalım dördünü. Biraz aşağı inelim şöyle. Yapıştıralım. Tekrar yapıştıralım. Şöyle grup box'larımızı aşağı indirdik. Ama bu sıra karışıklığı olmasın. O yüzden şu an bu list box 8 en başta oldu. Şu list box 5'i en başa getirelim. Biraz daha büyütürsek formu sanırım tam olacak. Şimdi iyi oldu. Önce grup box'ın ismini de yazalım unutmadan. Grup box 5 E grubu olacak. Bu grup box 6, grup box 7. Hemen şöyle düzeltelim. Şurası F grubu. Burada bir tane daha grup box'ımız olacak. Kaç olacak? Grup box 7. Hemen şuradan bulalım. Kaybettiğimiz o grup box'ı. Şurada grup box 7 mevcut. Bu benim G grubum olacak. Ve bir de grup box 8. Bu da benim H grubum olacak. Bu şekilde 8 tane grubumu oluşturmuş oldum. Şimdi iki tane de buton ekleyelim. Butonları da hatta şunları tekrar sola taşıyalım. Bunları şey butonları şuraya ekleyelim. Birinci buton torbayı oluşturacak. İkinci butonu gruplara dağıtacak. Şu butonumun ismi şöyle biraz daha büyütelim butonumuzu. Butonumuzun ismi torba oluştur. Ya da sadece torba değil. Torba dedik. Kopyaladık aynı buton, aynı fontu kullanın. Bu da gruplar olsun. Bu şekilde iki tane butonumuzu da yerleştirmiş olduk. Devam edelim. Şimdi ne yapalım? Önce formunu adına ne yapacağız dedik. Form yüklendiği zaman hafızada tutacak, oluşturacak takımları. Daha sonra torbaya tıkladığımızda bu oluşturduğu torbadaki takımları gruplara atacak. Daha sonra gruplara tıkladı şey torba evet hafızadaki takımları torbaya atacak. Gruplara tıkladığım zaman da torbadaki takımları gruplara atacak. Önce formun adına geliyorum. Şu üst kısma Public Particle Class Form 1 diyor ya. Hemen onun altına iniyorum. Diyorum ki hafızada tutmak için ben geçen derslerde bir şey göstermiştim. Bizim list diye bir metodumuz vardı. List dedik. Açtım büyüktür küçüktür işareti. Takım. Takım adlı sınıf mı? Burada çağırdım. Bir de geçici isim verdim. Takımlar olsun. Noktalı virgülü koydum. İndim aşağı. List. List dedim. Açtım yine. Bu kez ne diyeceğim? List box diyeceğim. List box. List box'lar üzerinde işlem yapacağız. Ondan sonra torbalar diyelim. Torbalar eşittir. New list list box. Parantezimi açıp kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Sonra list diyelim. Devam edelim. List list box. Açtık. List list box dedik. Gruplar eşittir new list list box dedik. Parantezimizi açıp kapattık ve noktalı virgülümüzü koyduk. Ondan sonra formumuzun adına geldik ve sırayla önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yeni takımları oluşturmak için bir tane hani team sınıfı oluşturacağız. Takım sınıfı. Nereden? Burada oluşturmuş olduğumuz takım sınıfından. Diyorum ki takım yeni takım eşittir null. Yeni takım eşittir null dememizin sebebi çünkü şu an henüz ilk takımı biz bilmiyoruz arkadaşlar. Hani yeni gelecek takımın ilk değeri yok. Bizim ilk değer için null dedik. Şimdi oluşturduğumuz takımları listeleri tutmak için bir tane team tipinde jenerik bir liste oluşturacağız. Nasıl? Şurada kullanmış olduğumuz list metodu ile. Takımlar eşittir new list takım. Parantezimi açıp kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi ne yapacağım? Takımları ve ülkeleri beraber takımlar listesine ekleyeceğiz. Burada iki tane takımı ekleyeceğim. Ondan sonra kaydı durduracağım. Diğer 30 takımı elle ekleyeceğim. Hani YouTube'da boş yere zaman kaybetmeyelim. Bu kısmı atlamaya da hiç gerek yok. O yüzden ilk 2-3 takımı elle ekleyeyim. Diğerlerini kaydı durduralım. O şekilde ekleyelim. Nasıl ekleyeceğiz takımları? Şöyle. Yeni takım eşittir. New takım parantez içinde
Çift tırnak içerisinde diyorum ki Bayern Münih. Mesela Almanya'nın Bayern Münih takımıyla başlayalım. Bayern Münih virgül, şöyle çift tırnağın dışında virgül dedim, Almanya. Yine tırnak içerisinde Almanya. Takım Bayern Münih, şu virgül yapacak yani yanlış yaptık. Ülkesi Almanya. Noktalı virgülümü koydum. İndim aşağı. Takımlar nokta et parantezini açtım. Yeni takım diyorum. Noktalı virgülümü koydum. Ne yaptım? Hani şurada yeni takım diye bir nesne oluşturduk ya. Yeni takım işte new takım dedim. Hani yeni oluşturduğumuz takımı burada parantez içerisindeki değerlerden alacağız. Peki parantez içerisinde neden iki tane değer var? Onu da buradaki sınıfımızdan cevap buluyoruz. İki tane benim public string değerim vardı. Birisi neydi? Team name dedim, takım adı. Diğeri de team country dedim, ülke adı. Hani burada ne dedik? Return takım ismi, tire takım ülke. Ne yapacak bana? Takım ismini arasına tire koyarak ülkesiyle beraber geri döndürecek. Devam edelim. Bir saniye, yanlış bir şey mi yaptık? Çok mu büyüdü şu an ekran? Bir sorun var mı? Herhalde bir sorun yok gibi şu anda. Devam edelim. Yeni takım eşittir new takım dedik. Şimdi bir takım daha ekleyelim. Yeni takım eşittir new takım parantez içerisinde çift tırnak ne diyelim? FC Football Club Barcelona olsun mesela. Sonra virgülü koyalım. Bir çift tırnak daha İspanya diyelim. İspanya dedik. Noktalı virgülümüzü koyduk. Takımlar nokta et parantez içerisinde yeni takım. Bu yeni takımı da takımlar adlı alanıma ne yap? Ekle. Bu şekilde. Şimdi devam edelim mi? Devam edelim. Neyse artık ne yapacağız? Gerisini kopyala yapıştır yapacağız. Bir tane daha yazalım elle. Kaydı durdurup kopyala yapıştır işlemlerini gerçekleştirelim. New takım parantezimi açtım. Üçüncü takım mesela Chelsea olsun. Chelsea virgül İngiltere noktalı virgül takımlar nokta et parantez içinde yeni takım dedik, noktalı virgülü koyduk. Bu şekilde altındaki kırmızı çizgi kalktı. Arkadaşlar merhaba, kaydın ikinci kısmını gerçekleştireceğiz. Twitch üzerinden hataları kaydederek bu programın sonuna kadar geldik ama içime sinmeyen noktalar oldu. Hani bir iki derste daha bu şekilde olmuştu. İçime sinmeyen noktalar olduğu zaman yeniden YouTube için yeniden kayıt alma gereği diyorum. Şimdi burada da onu yapacağız. Şimdi nerede kaldık? Kaydı durdurduğumuz sırada ilk kısımda ne yaptık? Formula adında şu şekilde takımları yazdık. Zaten bu takımları yazdığımız sırada kayıt çalışmıyordu. Orada hani YouTube'da çok zaman kaybetmemek için direkt o kısmı geçtik. Şöyle yavaşça bir geçeyim ben. Hangi takımlar var? Şöyle 1-2 saniye gözüksün burası. Hani bu takımları kullanmak isteyenler olabilir. YouTube'da durdururlarsa bu şekilde takımların isimleri mevcut. Şimdi önce gruplar kısmı için ilgili kodlarımızı yazacağız. Daha sonra torbalara dağıtmak için ilgili kodlarımızı yazacağız. Şimdi geldim. Gruplar için diyorum ki önce bir tane rastgele metodu oluşturuyorum. Random rastgele eşittir new random. Parantezimi açtım, kapattım. Diyorum ki list, şöyle büyük harfle list, açtım küçük bir işaretimi list int, kapattım. Seçilen takımlar list int seçilen takımlar eşittir new list int, parantezimi açtım kapattım, noktalı virgülümü koydum. For dedim, for int j eşittir sıfırdan başlasın, j küçük 4 olana kadar J11 artsın. Ne yapacak? Seçilen takımları gruplara dağıtacak. Neden 4'e kadar? Çünkü her grupta maksimum 4 tane takım olacak. Ondan sonra süslü parantezimi açtım. İndim aşağı. Diyorum ki seçilen takımlar nokta clear. Seçilen takımlar nokta clear komutum benim ne yapıyor? Seçilen takımları hafızadan siliyor. Amacım aynı takımların tekrar seçilmesini engellemek. Sonra iniyorum aşağı. Burada bir tane daha for döngüsü oluşturdum. For dedim int i eşittir sıfırdan başlasın, i küçük 8 olana kadar i 1 artsın. Bu kez ne yapıyorum? İlgili takımların
gruptan şey torbadan gruba çekmek için ilgili komutlarımı gerçekleştiriyorum. Süslü parantezimi açtım. Int dedim. Seçilen takım eşittir. Rastgele nokta next parantez içerisinde 0 virgül takımlar nokta count yani toplam takım sayısına kadar bölü 4. Toplam takım sayısının 4'e bölümü 4'e bölümüne kadar dedik seçilen takımı rastgele metoduyla atamış olduk. Bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi devam edelim. Şimdi bu for döngüm içerisinde ilgili alanlarımı yazmaya devam ediyorum. If diyorum eğer seçilen takımlar nokta eğer seçilen takımlar nokta contains seçilen takımlar nokta contains parantez içinde seçilen takım. Yani seçilen takım seçilen takımların içerisinde var mı? Bunun kontrolünü gerçekleştiriyorum. Bir tane süslü parantez açtım. İndim aşağı. Diyorum ki i bir bir azalsın. I eksi eksi. Ondan sonra şurada bir tane süslü parantezimizi kapatalım. Devam ediyorum. Diyorum ki else diyelim şöyle. Else şu süslü parantezi şuraya yazalım. Şu an süslü parantezlerde bir hata mevcut. Hani o birazdan giderilecek. Else diyelim. Else dedikten sonra inelim aşağı. Bir süslü parantez daha açalım şöyle. Ve diyelim ki seçilen takımlar nokta et parantez içinde seçilen takım. Seçilen takımı ne yap? Seçilen takımların içerisine bu şekilde ekle. Şunu silelim. Şurada iki tane süslü parantez bırakacağız sadece. Sonra alt satıra ineceğiz bu şekilde. Şuradan alta inebiliriz. Bir bakalım ne diyor. Expected diyor. Bekliyor. 1, 2. Heh, iki tane ekledik. Güzeldi. Şimdi iki tanenin altına indik. Şimdi ne yapıyorum? Burada bir tane bool değişken oluşturacağım. Diyorum ki bool. Aynı ülkeden takım var. Aynı ülkeden takım var. Eşittir. False. Aynı ülkeden takım var. İlk değerini ne yaptım? False olarak aldım. Sonra indim aşağı. Diyorum ki for. Döngümü oluşturdum. Açtım parantezimi. Int. K eşittir. Kaçtan başlasın? Sıfırdan başlasın. Noktalı virgül. K küçük 8 olana kadar noktalı virgül k her defasında 1 1 artsın. Süslü parantezimi açtım ve indim aşağı. Diyorum ki aynı ülkeden takım var eşittir. Aynı ülkeden takım var mı? Aynı ülkeden takım var mı? Aynı ülkeden takım var eşittir. Aynı ülkeden takım var mı? Burada farklı bir alan kullandık. Hani bir private erişim belirleyici kullandık. O private erişim belirleyici aşağıda oluşturacağız ve yani burada çağırmış olacağız. Yani onu birkaç satır sonra beraber göreceğiz. Aynı ülkeden takım var mı dedik. Parantez açtık. Gruplar K döngümü çağırdım burada. Virgül torbalar J'di. Nokta items nokta yok. Sonra ne diyeceğim? Seçilen takımlar diyeceğim. Seçilen takımlar parantez içerisinde K S nereden? Takımdan alacağım. Noktalı virgülümü bu şekilde koydum. Şu an aynı ülkeden takım var kısmının altını çiziyor ama dediğim gibi hani biz bunu aşağıda tanımlayıp burada çağırmış gibi kullanacağız. Birazdan aşağıda bunun tanımlamasını gerçekleştireceğiz. If dedim. Eğer aynı ülkeden takım var. Eğer aynı ülkeden takım var. Hani burada bir eşitlik kullanmayacağım. Sadece aynı ülkeden takım varsa o zaman ne yap biliyor musun? Break. Benim döngümü kır. Bu kadar. Break dedim. Ondan sonra şöyle bir satır aşağı inelim. Şu for döngümüzün dışına çıkalım ve diyelim ki eğer aynı ülkeden takım vardan farklıysa şöyle ünlemimizi kullanalım. Aynı ülkeden takım vardan farklıysa o zaman ne yap biliyor musun? Süslü parantezimi açtım. İndim aşağı. Sırasıyla takımları list box'a ekle. Yani aynı ülkeden takım yoksa takımlarda herhangi bir ülke olarak ülke sorunu nasıl desek yani aynı ülkeden iki takım çakışmıyorsa o zaman sırasıyla ilgili alanlarımı list box'a ekle. List box 1 nokta items nokta et parantezimi açtım. Torbalar dedim. Köşeli parantezimi açtım. Torbalar J. Nokta items bir parantez daha açtım. Seçilen takımlar
içinde bir köşeli parantez daha, 0. Ondan sonra S takım diyorum. S takım dedik. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi bu şekilde bu işlemi ne yapacağım? Diğer 7 tek list box'ım içinde gerçekleştireceğim. 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen yazalım şöyle. List box 2, list box 3, list box 4, list box 5, list box 6, 7 ve 8. Tabii şurada indis değerlerimizi değiştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane indis değerlerimizi de oluşturduk. Hemen süslü parantezin altına gelip bir tane else yapısı oluşturalım. Eğer yani aynı ülkeden takım var koşulunu sağlamıyorsa, o zaman ne yap biliyor musun? J döngümü bir bir azalt. J neydi peki? Hemen gidip bakalım. Şurada benim grup kısmımdı. Yani yeniden kura çek gibi bir şey. Hani zaten bu işlemler milisaniye cinsinden olduğu için bizim gözde göremeyeceğimiz hızda oluyor. Hani o yüzden problemin kasmasına sebep olmayacaktır. Else dedik. J eksi eksi. Sonra ne diyeceğiz? Şöyle 3 tane süslü parantezi burada bırakalım ve inelim aşağı. Şimdi şu yukarıda oluşturmuş olduğumuz aynı ülkeden takım var mı adlı alanımız için erişim belirleyicimizi oluşturalım. Diyelim ki private bool aynı ülkeden takım var mı? Parantez içerisinde list box grup list box grup virgül takım. Bir de buna bir isim verelim. Şöyle bu da takım olsun. Küçük harfler sınıf için. Açtım süslü parantezimi. İndim aşağı. Bool durum eşittir false. Durumu ne yaptık? Durumu false yaptık. Şimdi aşağıda ilgili kodları yazdığım zaman if ve for döngümü burada aynı ülkeden takım var mı? Altındaki kırmızı çizgi kalkacak. Bakın mesela şurada yukarıda şu an kalktı. Bool durum eşittir false dedim. For döngümü oluşturdum. For dedim. Açtım parantezimi ve diyorum ki int i eşittir sıfırdan başlasın. Noktalı virgül. I küçük grup nokta items nokta count. Grup nokta items nokta count'tan kastımız ilgili gruba eklenen takım sayısının toplam sayacına kadar, yani toplam sayısına kadar ne yapsın? Bir bir artsın. Ondan sonra bir süslü parantezle burada oluşturduk ve indik aşağı. Diyorum ki takım tabii bu sınıf olan takım, grup takım eşittir grup nokta items nokta grup nokta items parantez içerisinde i dedikten sonra ne diyorum? S takım diyorum, sınıfımı burada çağırıyorum. Ondan sonra iniyorum aşağı, if diyorum. Eğer grup takım nokta team country. Team country neydi? Şurada country yapmışız da onu hemen düzeltelim. Nerede o? Şunu doğru yazalım. Team şöyle country. Şimdi doğru oldu sanırım. Formalı üstüne başka bir yerde kullanmış mıydık onu? Sanırım kullanmadık. Tamam, kullanmadık. Güzel. Geri dönelim buraya. Şöyle düzeltelim onu da. Pardon. Şunu düzeltelim şöyle. Team country grup takım, bir saniye. Grup takım nokta team. Neden gelmedi? Kaydetmedik diye. Yeniden yine mi yanlış yazdık, yoksa bir solution explorer penceremizi açalım. Takıma bakalım. Yine yanlış yazmış sonra. Team country. Şimdi country. Şimdi doğru olması gerekiyor. Bir bakalım değişmiyor mu acaba? Şu an değişmiş olması lazım. Grup takım nokta team country. Heh, şimdi doğru oldu. Grup takım nokta team country eşitse takım nokta team country. Eğer grup takım nokta team country eşitse team nokta team country takım nokta team country. O zaman ne olsun? Açtım süslü parantezin. İndim aşağı. Dedim ki durum eşittir true ve altına da break diyelim. Bizim döngümüzü kır. Şu iki tane süslü parantezin altına inelim şöyle. Şuraya inelim ve diyelim ki return durum. Return durum dedik. Noktalı virgülümüzü koyduk. Durumu geri döndürdüğüm zaman burada mesela şu satırı bir silelim.
Sildiğimiz zaman bakın aynı ülkeden takım var mı kısmında hata veriyordu. Neden? Çünkü diyor sen tümünü, tüm kodu bir değerle geri döndürmedin diyor. Biz de yani bize bir geri dönüş değeri istiyor. Biz de neyle geri döndürdük? Durum kontrolümüze geri döndürdük. Bu şekilde ilgili kodumuzu gerçekleştirmiş olduk. Şimdi geldik işin son kısmına. Şimdi torbalara çift tıklıyorum arkadaşlar. Torbalara çift tıkladım. Ve diyorum ki random rastgele eşittir new random. Açtım parantezimi, kapattım. Ondan sonra diyorum ki list. Yine büyük harfle yazalım şöyle list. Açtım küçük bir işaretimi list. Int list int kapattım. Seçilen takımlar. List int seçilen takımlar eşittir new list int. Açtım parantezimi ve kapattım. Sonra döngümü oluşturuyorum. Diyorum ki for int i eşittir sıfırdan başlasın noktalı virgül. İ küçük takımlar nokta count olana kadar noktalı virgül. İ her defasında ne olsun? 1 1 artsın. Sonra süslü parantezimi açtım bu for döngüm için. Ve diyorum ki int seçilen takım eşittir. Int seçilen takım eşittir. Rastgele nokta next seçilen takımı random bir değerle atacağız. 0 virgül neye kadar? Takımlar nokta count'a kadar. Takımlar nokta count'a kadar. Yani toplam takım sayısına kadar atsın. Sonra for döngümün içerisinde yazmaya devam ediyorum. Eğer diyorum seçilen takımlar nokta contains parantez içinde ne diyeceğim? Seçilen takım. Eğer seçilen takım seçilen takımların içerisindeyse şayet o zaman ne yap biliyor musun? O zaman bir süslü parantez daha açalım ve inelim aşağı. Diyelim ki i'yi bir bir azalt. Yani yeniden ilgili alana dön. Else yani herhangi bir sorun yoksa else o zaman ne yap? Seçilen takımlar nokta et parantez içerisinde seçilen takımı ekle. Seçilen takımlara seçilen takımı ekle gibi bir kullanımı mevcut. Şu iki tane bir bakalım. Şurayı açtık, kapattık. Tamam. Şuradan devam edeceğiz sanırım değil mi? Şu for döngüsünün şeyi süslü parantez burası. Güzel. Bu arada şarjım 19 dakika %14. Şimdi geldik. Son bir kısım arkadaşlar. Torbalarla ilgili bir döngüm olacak benim. Diyorum ki for int i eşittir sıfırdan başlasın. Noktalı virgül. İ küçük seçilen takım seçilen takımlar nokta count olana kadar noktalı i 1 1 artsın. Tamam mı? Şimdi burada bir süslü parantez açtım. Bu işin son kısmı. Diyorum ki eğer i küçükse 8'den i küçükse 8'den açtım süslü parantezini. O zaman ne yap biliyor musun? LST torba 1 nokta items nokta et parantez içinde benim birinci torbama getir. Takımlar içerisinde seçilen takımları ekle. Nerede? İ döngüme göre. İ döngüme göre seçilen takımları ekle. Hani burada neden İ döngüme göre? Çünkü İ döngüsüne göre İ 8'e kadar gidiyordu ve her torbaya 8 tane takım eklenecek. Her defasında ne yapıyor? Her torbaya bir tane takım atıyor. Ta ki 8 olana dek. Ondan sonra indim buraya. Diyorum ki else if İ küçükse 16'dan. Şimdi burada else if kullanmamızın sebebi i 8'den büyükse ve 16'dan küçükse anlamına geliyor. Else if diyorum. Açıyorum süslü parantezimi. LST torba 2 nokta items nokta et parantez içerisinde takımlar açtım köşeli parantezimi. Seçilen takımlar bir köşeli parantez daha i diyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum. Sonra şu alanımı kopyalayayım. Yapıştırdım. Else if evet. İ küçükse 30 şeyden 24'ten o zaman ne yap? Üçüncü torbaya ekle ve bir kontrol V daha. Bu kez ne diyorum sonunda? Sadece else diyorum. İ küçükse neyden? Hatta i'yi de yazmaya gerek yok. Sadece else diyelim. Yani bu şartların dışındaysa geriye ne kalıyor? 24 ile 32 arası kalıyor. O zaman benim dördüncü torbama ilgili eklemeleri yap. Şu iki süslü parantezin altına indim. Sırasıyla diyorum ki torbalar nokta et parantez içinde LST torba 1 noktalı virgülü koydum. Kopyalıyorum bu alanımı. 2, 3, 4. Bundan kastım ne? 4 tane torbaya ilgili bütün takımları yazdırmak. Ondan sonra
altına gruplar.add. Gruplar içinde nerelere yazdıracağım? Listbox 1'e yazdıracağım. Listbox 1'e grupları, ilgili grupları sırasıyla döngülere göre ekleyecek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listbox 1'e değil, daha doğrusu listbox'lara. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu şekilde kodlarımın sonuna gelmiş oldum. Şu son süslü parantezden sonra 207 satır kod olmuş oldu. Şimdi F5 diyelim, çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım çalışacak bir program. Böyle masaya alalım. Torbalar dedim. Burada bir küçük bir sorunumuz var. Şurada az önce küçük bir sorun vardı. Onun sebebini buldum. Hani şurada i'yi 1 arttırdık. Biz yanlış bir şey yaptık. Zaten orada kodu yazarken de neden arttırdım diye böyle bir an duraksamıştım. O kısım yanlış arkadaşlar. Hani ne dedim? Eğer seçilen takım, seçilen takımlar içerisinde varsa o zaman i'yi 1 azalt. Yani yeniden döngüye git. Tekrar çalıştır. Böyle masaya alayım şimdi. Torbalar dedim. Bu şekilde bakın. 4 farklı torbaya bütün takımları attı. Aynı torba içerisinde aynı ülkeden takımlar olabilir. Mesela birinci torbada Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor olduğu gibi veya üçüncü torbada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın veya Real Sociedad ile Real Madrid'in aynı torbaya düşmesi gibi. Gruplara tıkladım. Bakın şimdi gruplara tıkladım. Diyelim beraber 8 grubu da inceleyelim. Aynı ülke var mı? İtalya, Rusya, Hollanda, İngiltere sorun yok. Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Almanya sorun yok. İngiltere, Yunanistan, Portekiz, İsviçre, Türkiye, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere, İspanya, Avusturya, İtalya, Almanya, Türkiye, İngiltere, Türkiye, Fransa, İskoçya, Rusya, Ukrayna, İspanya, Türkiye ve İtalya. Bu şekilde bütün ülkeler sorunsuz şekilde çalıştı. Tekrar şöyle çalıştıralım programımızı. Torbalar diyelim. Gruplar dedik. Bu şekilde farklı bir random kullandı bu kez. Mesela o farkı da gösterelim. Örneğin Galatasaraylı olarak. Hani Galatasaray mesela burada H grubuna düşmüş. Atletico Madrid, Basel ve Milan olarak geldi. Şimdi yeniden çalıştıralım programımızı. Torbalar dedik. Ondan sonra gruplar dedik. Mesela Galatasaray nereye düştü? Bu kez A grubuna düştü. Rakipleri kim? Chelsea, Avusturya, Viyen ve Napoli. Bu şekilde programımız şu an sorunsuz şekilde çalışıyor. Hani biraz uzunca bir program oldu ama geliştirilirse çok daha güzel bir hal alır. Yüreğinize sağlık. Sıkılmadan sonuna kadar dinlediğiniz için. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. 52. derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.